Sizlerin şahsında Samsun halkına, ülkemizin en büyük teknoloji şölenine başarılı ev sahiplikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye, teknolojiyi sadece kullanan, sadece tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman herkes kabul ediyor, hatta gıptayla takip ediyor. Ülkemiz genelinde yayılan deneyap teknoloji atölyelerimizle sayıları 1245'e ulaşan araştırma geliştirme merkezlerimizle sıfırdan alıp sayısını 323'e çıkardığımız tasarım merkezlerimizle ülkemizin 59 iline kazandırdığımız 92 teknoparkımızla hasılı teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Ancak muhalefetin ne dünyanın ne de ülkemizin teknoloji alanında geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz. Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını millet teknoloji görsün diye pazarlamak komiklik değil, cahillik alametidir. Günümüzün 3-5 yaşındaki çocuklarının bile yaptığı bir işi teknoloji devrimi sananlar dünyayı da ülkelerini de yaklaşık 7 ay sonra oyuna talip oldukları milletini de tanımıyor demektir. Anlaşılan CHP'nin başındaki zata Zevahir'i kurtarmak adına Teknofest'te yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. Buradan kendisine ülke ülke dolaşmak yerine yanına ithal danışmanlarını da alarak Türkiye'deki organize sanayi bölgelerini, araştırma geliştirme merkezlerini, teknoparkları, en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne zannediyor ya? Bu ülkede nelerin olduğundan haberi yok. Önce TOGG'u bir ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in TOGG'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde ben de kendisine dedim ki fakat dedim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı da yanına alacaksın dedim. Onu kendisine söyleyince bakan gelecekse o zaman gelmem demiş. Şimdi bu ne demektir? Yani danışıklı dövüşten yana. Gelip göreceksen gör. Yani TOGG'un birinci derecedeki sorumlusu kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı'dır. Bu yatırım devletin bir yatırımıdır. Ama 5 tane baba yiğidi bir araya getirmek suretiyle biz burayı kurduk. Dolayısıyla eğer samimiysen, görmek istiyorsan, buyur yanındaki o ithal danışmanları da al, onlar da gelsinler. Bakalım o senin teknolojiyi bildiğini sandığın bu ithal elemanlar ne kadar bu konuda beyinleri çalışıyor, gelsinler orada görsünler. Bunlar bu ülkeyi ne sanıyorlar? Buyur. İlla mı? Hadi git Baykar'a. Al o ithal elemanları da yanına. Baykar'a git, Baykar'ı görsünler. Bak bakalım bu İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar. Şimdi de evet, yenisi geliyor. Ve inşallah Kızıl Elma'yı görsünler. Şöyle Allah nasip eder de, şöyle bir ay içerisinde Kızıl Elma da
şöyle bir havalanırsa zaten artık olay çok daha farklı bir yere doğru ne yapacak? Gitmiş olacak. Bu bir komplekstir. Aşağılık kompleksi. Kendini tanımıyor, kendini bilmiyor. Kendini tanımayan, kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş, oradan para alıp gelecekmiş.